Dilinizi mi yuttunuz ayol? He? Kimin bu hamilelik testi? Sevda? Vallahi benim değil ya. Sen? Benim de değil. Kim yaptı o zaman bu testi? Vallahi eve yabancı biri gelmedi. Misafir geldi desem, yok o da değil. Değil mi Fatma? Yani hem misafir gelse niye bizim tuvalette test yapsın ki ne? Doğru. Mantıklı. Ay delirtecek misiniz beni? Ha? Bu evde biri gebe. O da ben olacak değilim ya. Sevda. Gülü. Senin bu hamilelik testi ha? Bak böyle geldin. Elinde poşetler, içinde ilaçlar. Ondan sonra da koştur koştur gittin tuvalete. Ha? Babaanne ben vallahi vitamin aldım ya. Al bak istersen. Test falan yapmadım ben. Zaten ben tuvalete girerken mavi yengem çıkıyordu. Yok, ben hamilelik testi yapmadım. Bu evde bu tuvaleti kullanan başka biri var mı? Ben arada giriyorum. Aa, Allah Allah. Sen niye giriyorsun bizim tuvalete ya? Git kendi tuvaletine şey yap. Ne yapayım canım? Yukarıda iş yaparken koştur koştur aşağı mı ineceğim? Olmuş yani girdiyse. Giremezsin canım. Herkes kendi tuvaletine şey edecek. Anne şurada bir şey söyle. Ay yeter. Yeter Allah aşkınıza. Ben size bir soru sordum. Bu evde biri gebe. Hala cevap veren yok. Vallahi hanımım bu gebeliğe kimse sahip çıkmıyorsa bu bebe ya gayrimeşru ya da istenmeyen bir bebe. Ben diyeyim sana. Allah'ım yarabbim. İnşallah Cemal bir halt karıştırmamıştır. Annem, sen bir şey mi dedin canım? İyi, saklayın bakalım. Nasılsa yakında ortaya çıkacak. Aha böyle birinizin karnı şişecek, göreceğiz hep birlikte. Doğru diyorsun anne. Hamilelik öyle saklanabilecek bir şey değil ki canım. Hasibe, Hasibe. Ey Allah'ım ya. Hasibe! Kalk, 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 kalk kızım. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne uyandırıyorsun kız? Ya yukarıda herkes birbirine girdi. Sen hala burada uyukluyorsun Hasibe ya. Kız, tuvalette gebelik testi buldum ben. Çift çizgi, pozitif. Pozitif olunca ne oluyor? Ya işte bu konakta biri gebe. Kız! Mavi olmasın ya. Bilmiyorum ki anam. Yani ben testi buldum, salona getirdim. Refika Hanım'a gösterdim. Sevda ile Mavi de oradaydı. Sanki tuvalete başka biri bırakmış gibi ikisi de sahip çıkmadı. Ay anne. Mavi öyle herkesin yanında bir şey diyememiştir ya. Utanmıştır yavrum. Mavi diyorsun yani öyle mi? Ya Mavi'dir Allah'ım ya. Ya bunlar genç evli çift. Bebek yapmayacaklar da ne yapacaklar? Kim olacak? Ay. Ay hadi inşallah inşallah. Görüyor musun bak ya? Gel gel gel. Ay annesi güzel ya. Şimdi güzel. Bir bir ben giyerim. Giyse ya. Bir balton giyer mi ya? Ya Allah Allah. Saçını da bir dizelteyim. Bırak. Hadi yürü bakayım. Ben evladımla hususi konuşacağım. Peşimden gelme. Annem. Yavrum. Oy. Kurban olurum ben sana. Tebrik ederim annem. Anam. Anneannesinin kolu burada mı yatıyor? Anneciğim ben hamile değilim. Yanlış anladın. Annesinin bir taneciğim bu. Bir taneciğim. Annem. Ay. Damadım. Kurlantam. Allah analı babalı büyüsün oğlum. Tutamayacağım daha fazla kendimi. Vallahi çok duygulandım. Anne, ya bir dur artık. Beni dinlemiyorsun bile. Ben çok duygulandım kuzum. Annesinin gülü. Eğer kız olursa rahmetli hanımın adını koyun olur mu? Ya da doğrudan benim adımı koyun. Hasibe anne, vallahi ben bir şey anlamadım ya. Kız olursa derken?
Anne, Mavi hamile ya. Bebek geliyor bebek, baba oluyor, baba oluyor ya. Nasıl? Ya Ali, evde biri hamile. Test bulmuşlar. Annem de onu duymuş. Tabii anlamadan, dinlemeden direkt bana yormuş. Yani ne alakası var ki? Olamaz, imkansız. Ya, aynen, imkansız. Olamaz. Ayrılmayacağım senden. Ne yaparsan yap, kendini benden uzaklaştıramayacaksın. Ama çok istiyorsan sen ayrıl benden. Böyle oyun yapmama gerek yok. Söylemen yeterli. Hadi söyle. Boşanalım de, karşı çıkmayacağım. Hadi Mavi. Söyleyemiyorsun değil mi? Çünkü sen de benden ayrılmak istemiyorsun. Ben de geliyorum. Ne oldu kız? Bebek bunları mıymış? Merağından ölüyün değil mi bir gül? Ha, öğrenip de ne yapacaksın? Koştur koştur Refika Hanım'ı yetiştireceksin değil mi? Yok ya, ben öylesine sordum. Ve nitekim cevabımı da aldım. Yüzünde bir sevinç ifadesi olmadığına göre. Kesin yok diyorlar. Abo, kesin konuştuklarına göre bunlar daha halvet olmadılar o zaman Hasibe. O zaman bunlar akşamları odalarında ne yapıyorlar ki? Sani. Beş taş mı ediyorlar Hasibe? Allah Allah ya! Sen ne karışıyorsun? İster beş taş oynarlar, ister ibatlarlar, ister top oynarlar. Sani, ne olacak? Allah Allah ya! Allah Allah ya! Tabii canım. Bahane. Baksana kızım, önce ben gördüm. Hadi ya. İlk ben gördüm, bu benim tamam mı? Git kendine başka bir şey al. Neden başka bir şey bakacakmışım canım? Ben bu mağazanın devamlı müşterisiyim bir kere. Pardon canım, bir bakar mısınız? Bu kız beni rahatsız ediyor, ben rahat rahat alışveriş yapamıyorum. Başka modeller de var Gülizem'im, bakmak ister misiniz? Bak, git başka modellere bak. Hadi gülüm, hadi ikile, hadi. Tamam canım, bırakıyorum. Ama kendi isteğimle. Varoş ne olacak? Bir kere ben şu anda kendime kızdım, seninle nasıl aynı şeyi beğenirim diye.
Yalnız bu 15 liraymış ya. Ay. Pembe. Bu tam senlik. Ucuz. Ha bir kere ben bunu giyemem. Çünkü benim klasımı sarsar. Al sen bunu al. Kız, paran yoksa ben ısmarlayayım sana vallahi. Ben giyerim canım. Etiketine değil, içindekine bakacağım. Fıstık gibi de olurum. Ay olursun tabii. Zaten ol. Neden? Çünkü senin koca bulman lazım pembeciğim. O yüzden ol. E ben de İsmetciğimle evlenince artık daha lüks mağazalardan daha pahalı alışverişler yaparım kendime. Çekil canım. İsmet seni kalır be salak şey. Gel beni yol diyor ya. Gel beni öldür diyor ya. Mavi. Diyorum ki bir çocuğumuz olsa keşke. Kız olsun ama. Sana benzesin. Benden bir tane daha olmasına katlanabilecek misin peki? Niye ki? Biz seninle güzel anlaşıyoruz. Gerçi biraz inatçısın. Laf falan dinlemiyorsun ama. Başka? Maşallah amma şikayetçiymişsin benden ya. İki dakikada bütün kusurlarımı saydın. Ya herkesin kusuru var canım. Ben seni olduğun gibi seviyorum. Yok yok. Huyu suyu sana benzesin. Böyle anlayışlı, arabulucu. Sakin bir kız olsun. Yeter ki olsun da. Ben de kaptırdım gidiyorum. Sen de çaktırmadan beni bebek muhabbetine soktun Ali Bey. Tebrikler yani. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Patates lan bu. Birim fiyatı yazmışlar. Kilo başına olacak o. Hesaplayalım bakalım kaç kuruş. Oo, büyük patron gelmiş. Gel buyursunlar. Geç otur annem şöyle geç. Ya niye öyle bakıyorsun bana? Bir şey mi oldu annem? Kahve söyleyeyim mi? İyi misin? Ulan başlarım şimdi senin kahvenden, çayından. Hayırdır inşallah. Sakın bana kıvırma Cemal. Ben anlayacağımı anladım. Ulan Fatma ile aramda ne geçti? Yani ne geçecek ana aramızda yani? Sen ne anladın ki ne? Gözün kör olmasın inşallah senin Cemal. He? Bak inkar da etmiyor. Ulan bir tane çocuk peydahladığın yetmiyormuş gibi şimdi ikinci gayrimeşruyu da mı yapıyorsun he? Anacığım dur bir sakin ol. Yok öyle bir şey. Kurban olduğum ya. Anlamadım da öyle dedim ya. Allah Allah benim elimi sürmüşlüğüm yok ana. Sen oğlum tanımıyor musun ya? Sus! Yalan söyleyip durma bana. Bir gün evde gebelik testi bulmuş. Karına sordum. Yok dedi ben hamile değilim. Kızına sordum o da değilmiş. Mavi Hanım'a sordum. Hiç değilim dedi. Kim kaldı ulan geriye? Kim kaldı? O nursuz, o ruhsuz karı kaldı. Ne bileyim anne ben ya Allah'ını seversen. Hamileyse bile benden değerli yani. İki gözüm önüme aksın, kafamı döndürüp bakmışlığım yok kıza ya. Vallahi Cemal, vallahi eğer kıvırıyorsan evladım olmana bakmam. Seni böyle gırtlaklığı veririm şerefsizim. Anacığım dur bir sakin ol. Allah'ını seversen sen için ferah tut. Yok öyle bir şey ya. Yok diyorum inan bana ya. Of bıktım ya. Bıktım vallahi hepinizden. Teker teker gelin oğlum. Karın ağrısı gibi geliyorsunuz. Allah sizi kahretsin inşallah. Evde şu kadar huzurum kalmadı be. Ay. Ulan geldi eskitti gitti ya. Harbiden hamile bırakmış olabilir mi? Ya hayal edemeyiz hamile kalmaz ki. Kadın olan yoksa. Pembe. Ne oldu? Beni kaybetmenin üzüntüsüyle kendine alışverişe mi verdin? İşte bu bir dramdır. Bir İsmet Güreşki kolay bulunmaz. Seni anlıyorum. Sen hep benimle böyle uğraşacaksın galiba. Bir hoşlantım var çünkü. Değil mi? Takılmadan edemiyorsun. Ben de seni anlıyorum İsmet. İşte senin sorunun bu Pembe. Sen her şeyi yanlış anlıyorsun. Ben rotayı çoktan yeniledim. Ne diyorsun be?
Baharlık kıyafetler geldi mi diyorum. Gulizar'a bir şeyler alacağım da. O kendini alıyordu zaten bir şeyler. Bugün mağazada karşılaştık. Bana neler dedi neler. İsmet'le bir evleneyim, soyup soğana çevireceğim dedi. Elime geçeni çaputa harcayacağım dedi. O kız seni kaz gibi yolmanın derdinde be. Yalan konuşma. Gulizar'ın böyle bir derdi olsa bunu sana niye anlatsın ki? Kıskanıyor musun kız sen beni? Üzülme üzülme. Gençsin, atlatırsın. Sıkma canını. Of! Ulan Fatma hakikaten hamileymiş ya lan. Lan şaştım da kaldım yeminle ya. Lan Cemal ne adamsın arkadaş, ne bereketli adamsın ya. Attığını vuruyorsun ya. Peki şimdi bu karının karnı şişmeye başladığı zaman ne öreceğiz? Bebeğin babası kim diye sormazlar mı lan? Hadi annemi ikna ettim diyelim. Babam zaten şüphelenmez benden. Safiye desen meseleyi azıcık kurdalar ama onu da bir şekil hallederiz. Ama muhasebe yok muhasebe. O hasibe karısı kıtır kıtır keser benim. Yemin olsun keser ya. Of! Teyze. Nasibe teyze. Kime baktıydın? Kiracıyı arıyorsan gitti o. Yok, Nasibe teyzelerin evi değil miydi burası? Burası da. Ama artık burada kalmıyorlar onlar. Göreçki konağında kalıyorlar. Göreçki konağında? Allah Allah. Tamam sağ ol. Telefonla neyin var istersen? Akrabası mısın yoksa? Yok gerek yok. Teşekkür ederim size iyi günler. Sonunda evin yolunu bulabildin. Çok şükür. Sabahtan beri neredeydin kızım sen? Yine o göreçkilerin evine mi gittin yoksa? Çarşıdaydım anne. Oradan da arkadaşlarımla buluştum. Hem ne olacak yani konağa gitsem? Niye kızıyorsun ki? Göreçkilerin evine gire çıka milletin diline düştün. Daha ne olsun? Sen de milletin ağzının payını ver o zaman anne. Hem Safiye ablayı görmeye gidiyorum ben oraya. Hadi oradan. Sanki ben bilmiyorum. Daha önce Ali için gidiyordun. Şimdi de İsmet için gidiyorsun. Öyle değil mi? Hiç de bile. Sen bu kafayla devam et kızım. Geçen gün hicranlar gelecekti hani görücü olarak. Vazgeçtiler. Yüzümü kızartıp ne oldu? Neden vazgeçtiniz dedim. Habire güreşçilerin konağına girip çıktığın, İsmet'le vakit geçirdiğin hepsini duymuşlar. Kadıncağız bir de utana sıkıla anlattı. Rezil oldum. Rezil kepaze oldum senin yüzünden. Ya bir kere ben onların oğullarını istemiyorum tamam mı? Kasap Rıdvan'a mı kaldım yani? Ben iyi ki de gelmemişler. Aferin kızım. Aferin sana. Bu kafayla sen evde kalırsın. Kimse de almaz seni. O İsmet var ya o İsmet. Seni de oyalar oyalar ortada bırakıverir. Aha buraya da yazıyorum. Anne sil şunu ya. Silsem ne olacak ha? Silsem ne olacak benim beyinsiz kızım? Yahu o İsmet seni alacak olsaydı şimdiye durur muydu ha? Durur muydu? Kalk, kalk hazırlan. Akşam Ayşelerin düğünü var. Ben gelmiyorum, siz gidin. La havle ve la kuvvet. İyi, gelme. Ne halin varsa gör. Kız kurusu gibi bir başına otur evde. Sen öyle san. Bak nasıl alıyor İsmet beni. Safiye ne yapıyorsun kız? Börek yapıyorum canım.
Hayatımda da hiç böyle börek görmedim ha. Ne böreği ki o kız abiye? Söyleyemem bir gül. Sürpriz. Ha. Geçen sefer de böyle alengirli bir şeyler yapmıştın. Neydi Hatça'nın adı? Sunumlu bir şeydi ama sunumlu... Evet canım sunum. Sunum çok önemli Hatice'cim. Ya Safiye, anamızdan atamızdan gördüğümüz gibi bir kol böreği yapsın olmuyor mu? O da mideye gidiyor, bu da mideye gidiyor işte. Ne uğraşıp durun kı? Ay sana ne bir kol? Sen ne karışıyorsun, sen ne anlarsın ya? Allah Allah, sen kendi işine bak canım. Aman İhtim, ne yapıyorsun yapıya? Ay çok güzel oluyor. Cemal'im bayılacak bu böreğe. Ya bu konakta bir tane mi akıllı insan olmaz ya? Yok. Hiç lafı uzatmadan direkt mevzuya giriyorum. Aldıracaksın canım sen onu. Başka yolu yok. Ne diyorsun ki? Neyi aldıracağım? Lan bırak. Anamazdan gelme. Bebeği diyorsun ya. Aldıracağım. Bitti gitti bu mesele. Ne bebeği? Ben hamile değilim ki ne? Değil misin? Yok. Ya anam evde biri hamile dediydi. Kızım sen yüklü değil misin? Değilim. Bildiğim kadarıyla değilim. Oh. Lan ömrümden ömür gitti ya. Vallahi bir an dedim ki ne, bu iş bitti buraya kadar Cemal. Buyurun. Fazıl Beyciğim, nasılsın, nasıl geçti günü? İyi, ne olsun işte. Çalıştık geldik, yorulduk. Of, karnım çok acıktı. Yemek olmadı mı daha ya? Oldu oldu, birazdan yersin Cemal Bey. Vallahi ben de çok acıktım ya. Yemekte ne var acaba? Börek var. Oh, mis. Çekil. Ama Cemal için özel bir börek. Bak bakalım neye benziyor bu börek? Kızım neye benzeyecek ya? Eciş püşüş bir şey işte. İnşallah tadı güzeldir ya. Yeme Cemal. Önce cevap ver. Söyle bakalım, bu börek sana ne anlatıyor? Kızım bir börek insana ne anlatabilir ki? Allah Allah. Yani benim şahsen bir börekten beklentim bana bir şey anlatması değil, karnımı adam gibi doyurmasıdır. Değil mi? Cemal! Allah Allah. Ya bir ben mi anlamıyorum acaba? Evet. İsmet, bak bakayım lan. Ne anlatıyor lan bu börek? Vallahi bilmiyorum ki abicim. Sanatçı bu böreğinde sevgiyi anlatmış olabilir. Gerizekalı. Yenge. Bebek mi bunlar? Aa, ver bakayım. Ay bu resmen kundakta bebek. Safiye abla ne demek bu? Ay sen yoksa bana bak. Bir... Öyle mi diyorsun? Evet annem ben tam olarak da onu demek istiyorum. Cemal. Canım. Ben hamileyim. Düşünsek o gebelik testini sana ait olduğu aklımıza gelmezdi ha Safiye. Tebrikler. Efe çocuğum niye söylemiyorsun? Ne kadar mutlu oluruz biz değil mi Fazıl Bey? Yani ne bileyim önce kocamın haberi olsun istedim. Cemal canım sen bir şey demedin sevinmedin mi yoksa? Ben şimdi bir şey diyeceğim.
Cem aldın! Cem aldın! Annem de ben sana vereceğim, manyak! Kızım ben Seviş'ten ne yaptığımı biliyor musun ki de? Ergen ben. Vallahi mağrur olup hiç. Tebrik ederim be. E hadi versin başını. Ben nasıl doğuracağım? Safiye abla çok tebrikler. Ay canım. Allah şahı size öden sibetsin. Abi. Ay. Baba. Torun geliyor. Tebrikler. Ayş. Tebrikler Cemal abi. Anne. Kız yerim ben bunu. Kız yerim ben bunu. Anne. Siz tebriğinize devam edin. Ben kapıya bakarım. Demek yeğenim geliyor. Artık sizden de bir takım çalışmalar bekliyoruz Ali. Tebrik ediyorum. Sağ ol canım. Ana. Sevda. Hoş geldin Sevda'm. Hoş bulduk Birgül ablacığım. Ay kurban olurum ben sana. Damat Bey sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Sevda tam zamanında geldin ha. Yukarıda senin için çok sevinçli bir havadis var. Ay ne oldu ki Birgül abla? Şey gayrı ben bir şey demem. Geri kalanını ananla baban sana anlatırlar. Haydi düşün ardıma. Annem kutlama falan diyordu ama. Allah Allah ne oldu ki acaba? Sevinçten havalara uçacaksın dediğine göre bizimle ilgili herhalde. Belki de baban artık evliliğimize karşı çıkmayacaktır. Ay öyle mi diyorsun? Öyle tabii Sevda. Baksana kutlamayı falan çağırıyorlar. Hatta belki de bize bir evlilik hediyesi almışlardır. Ay hakikaten olabilir vallahi. İlyas ister misin araba alsınlar? Sevda araba ne ya? Sen onların biricik kızısın. Evlilik hediyesi olarak daha büyük bir şey düşünmüşlerdir herhalde. Keşke şu Ovanos'taki tarlaların hepsini senin üstüne yapsalar. Of çok merak ettim şimdi ya hadi. Hadi. Sarhoş kız. Gel bir daha öpeceğim seni. Canım. Vallahi var ya bugün benim mutluluğumu hiçbir şey bozamaz. Şart olsun. Allah'ım sana şükürler olsun ya. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Lan büyük konuştum herhalde ya. Benim kuşum gelmiş. Hoş geldin. Ya bari en mutlu günümde şu gudubetin yüzünü görmeyeydim ya. Cemal ne yapıyorsun canım? Ayıp. Baba bizi annem davet etti. Mutlaka gelin dedi de. Bir şey mi oldu? Ah bir tanem neler olmadı ki. Ay bir duyacaksın böyle ağzın açık kalacak mutluluktan. Hoş geldin evladım. Geçin oturun şöyle. Gel annem. Gel kızım gel. Kutlama falan deyince biz de bizimle ilgilidir diye düşündük. He doğru düşünmüşsünüz ya. Sizinle ilgili. Sevda'nın sana kaçmasının ay dönümünü kutluyorduk burada. Havai fişek de hazırlattım. Az sonra patlatacağım. Cemal. Lütfen bak münakaşa istemiyorum ya. Lütfen. Canım Sevda. Annem ben şimdi hep beraber olalım istedim. Çünkü bu mutlu haberi hep beraber kutlayalım istedim annem. Sevda. Sana kardeş geliyor kızım. Ben hamileyim. Annem. Sen sevinmedin mi gülüm? sevindim de. Öyle bir an duyunca şaşırdı. Ay çok sevindim anne ya. Tebrik ederim. Şu an çok duygusalım ya. Oh, güzel kızım benim. Belki bizim de bir çocuğumuz olur. Aynı anda baba oluruz. Değil mi babacığım? Bak bak bak. Dediği lafa bak şunun ya. Ulan ben sen... Otur oturduğun yere. Otur. Ya abicim yapma ya. En güzel günü, en mutlu günü niye zehir ediyorsun? Otur ya. Ya baba siz de niye şu itle aynı masaya oturduyorsunuz bizi ya? Canım lütfen. Otur sen sakin ol. Lütfen. Bak en mutlu günün bozma ya. Benim için yapma. Senin için Safo. Artık yemeğe başlayabilir miyiz? Acıktın mı sen? Neden yemiyorsun o zaman? Birgül abla,
Maviye çorba koysana. Oldu, gadasını aldım. Hay hayret. Vallahi bunun bu karısını düşkünlüğü beni öldürecek. Refika, kayınlık yapma. Aman kuzum. Vay vay ya. Sen Safiye'ye bak hele ya. Biz gençlerden beklerken meğer o hamileymiş ya. İşte utanmıyor yaşından başından. Bu yaşlarda hamile olmalara kalkıyor. Gençlerdendirken öylesin ya, laf olsun diye dedim ben. Yoksa Safiye de genç kadın. Hala çıtır vallahi. Ya sen çıtırı nereden biliyorsun? Niye bilmiyorum kız? Gençlerden duydum. Sen ananı çağın gerisinde mi sanıyorsun kız? İyi. Yenge, sen niye ağlıyorsun ya? Ne oldu? Hiç. Kendi hamileliğim geldi aklıma da. Duygulandım. Tabii ya. Bebek çok güzel bir şey. Evliliği sağlamlaştırtan bir şey. Şimdi mesela Safiye ile Cemal'ın arasına kimse giremez ha. Arasına giren daş olur, daş. Artık öyle bir kuş beyinli de varsa dirsini almıştır herhalde. Niye öyle dedin ki anne? Aralarına giren biri mi var yoksa? Yok canım. Öylesin ya dedim. Nereden bileceğim ben elin özel hayatını kızım? Allah Allah. Misal. Faraza. Öyle değer mi Fatma? Haksız mı? Haklısın. Of, yarın onun için vallahi bir davul zurna çaldıracağım ha. Bütün Ürgüp duysun. Aa, davul zurna çaldırmak da ne oluyor Cemal? Görmemişler gibi. Aman Fazıl Bey, aa heveslenmiş çocuk. Bırak çalsın, ne var bunda? He. Abi, erkek diyorsun da bebeğin cinsiyeti daha belli değil ki. Hakikat abi ya, nereden çıkardın erkek olduğunu? Hissediyorum oğlum, aha şuramda hissediyorum ya. Yengen erkek doğuracak bu sefer. Öyle değer mi kız? Erkek doğuracaksın değer mi? Yani valla inşallah amin tabii Cemal da hani sen böyle söyleyince insan üstte bir performans baskısı oluyor. Yani benim de en sevmediğim şey budur. Kız erkek ayrımı. Valla doğru söyledin kız. Kız erkek fark etmez. Sağlıklı olsun yeter. Evet. Tabii canım tabii yani orası öyle, sağlıklı olsun da. Tabii ki de. Yalnız var ya abi bu yaştan sonra babalık sana zor gelmesin. Bebeler bütün gece ağlar. Sana uyku uyutmayacak. Sen var ya yandın, yandın. Ben sana diyeyim. Niye yanayım oğlum? Bebe dediğin ağlar. Allah Allah. Ben hayatta korkmam öyle şeylerden. Ben de bu çocuk sevdası oldukça üç değil beş tane olsa gene de korkmam. Şikayet etmem. Üç derken? Senin üç tane çocuğun yok ki. Hakikat Cemal. Sen niye öyle dedin canım? Ha, ne bileyim Safo. Yani malum oldu herhalde ya. Kız Allah mı söyletiyor ne? Bir de bakıyormuşsun, ikiz doğuruyormuşsun. Ettim sana üç. Hadi inşallah ya. Şey. Baba. Telefon çalmış. Alo. Ne oldu Gülizar? Bu saatte niye aradın? Bu aralarda hayranların pek bir arttı. Daha ne kadar oldu ki ayrılalı? Gülizar. Salak gerizekalı mı olacak? Ne oldu hayırdır Gülizar? Niye aradın bu saatte? Bizim evde elektrikler kesildi. Her yer zifiri karanlık. Çok korkuyorum. Ne olur koş gel İsmet. Ne yapayım elektrik kesildiyse? Ben trafo muyum? Beni arayacağına elektrikçi arasana kız. Gelsin iki dakikada halletsin. Ürgüp'te ne kadar elektrikçi varsa aradım ama hepsi kapalı. Çok korkuyorum İsmet. Ne olursun gel. Kızım abin yok mu senin? O yapsın. Vardı ama annemlerle düğüne gitti o. Hizmetçiler de izinli. Ben koskoca evde yapayalnız kaldım. Ben karanlıktan da çok korkarım. Yalvarıyorum gel hemen. Tamam tamam. Madem bu kadar korkuyorsun,
Gelirim, tamam. Ay, gideyim de şu sigortaları kapatayım bari. Abi ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun lan gece bu saatinde? Polisler çağırdı. Elektrikleri kesilmiş de bir gel bak dedi. Oğlum seni niye çağırmış yine? Elektrik çağıraymış. Abi. Ya kız hususi çağırıyor beni işte. Benden hoşlanıyor. Bak sen. Oğlum hani bu Gülizar seni istemiyordu? Valla bu ara bir paylaşılamıyorum abi. Ben de anlamadım. Allah Allah. İyi hadi git defol. Yakışıklı mıyım? Ha iyisin. Hadi görüşürüz. Ulan İsmet ya. Ulan kime çektin diyeceğim ama kime çektin de belli. Abisinin kardeşi. Vay arkadaş ya. Miras'a bir ortak daha çıktı. Ne? Miras diyorum. Kardeşin olunca miras bölünecek. İlas sen bütün gece bu yüzden mi suratını astın? Sen benimle param için mi evlendin? Ne parası kızım ya? Benim bu hayatta parayla pulla işim olmadı. Ben çocuklarımızın geleceğini düşünüyorum burada. Yani biliyorum senin parayı önemsemediğini. Sen çocuklarımız mı dedin? Evet. Öyle dedim. Hadi evimize gidelim. Daha fazla üşüme. Cemal, benim çok uykum geldi canım. Ben yatacağım vallahi. Kızım saçma, bu saatte ne yatıyorsun ya öyle tavuk gibi? Otur azıcık da. Aa, Cemal, bebek uyku getirir. Aa, ne karışıyorsun kadına? Kalk kızım, kalk. Kalk sen git dinlen hadi. Ha, Cemal Junior'ın uykusu gelmiş ha. İyi tamam hadi sen kalk yap, ben de gelirim birazdan. Tamam canım. Hadi cümleten iyi geceler. Hadi iyi geceler. Hasibe abla. Bir adam geldi seni soruyor. Allah Allah. Kimmiş ki ne? Bu saatte. Bahçe gel. Gülizar benim. Ay. İyi ki geldin İsmet. Çok korktum. Spor darmıştır ya. Buyurun. Hasife teyze. Tanımadın mı beni? Ömer ben. Ömer. Çıkaramadım. Ah. Sen yoksa Şerife'nin ne oğlu Ömer misin? Evet. Ver elini. Aman yavrum. Eh be yavrum. Siz Urgüp'ten giderken ha şuncacık bir çocuktu. Şimdi aslan gibi delikanlı olmuşsun maşallah, maşallah. Ahmet Emin Arda sıra dolanıyordu bir Ömer vardı. O Ömer mi ana? He ya o Ömer. Bak Fatma ablan da tanıdı seni. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk Fatma abla. Hayrola Ömer? Memlekete geri mi döndünüz? Yok annemler İstanbul'da yaşıyorlar hala. Benim buraya tayinim çıktı. Ortahisar İlkokulu. Ana! Öğretmen mi oldun sen? He? Ay maşallah oğluma maşallah. Ay maşallah. Bu kim lan?
E o Metin'in okulu? Belki de Metin'in öğretmeni olursun Ömer. Vallahi inşallah. Çok isterim. Hasibe teyze. Teyzem. Buraya gelirken sizin eve uğradım da. Komşularınız onlar artık Göreçki konağındalar dedi. Bayağı şaşırdım yani. Siz burada mı çalışıyorsunuz? Yok, çalışmak değil de şimdi. Mavi buraya gelin geldi oğlum. Biz bu arada Mahmut amcanı kaybettik. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Hal böyle olunca damadım Ali bizi gece kondu da yalnız komadı. Ali. Mavi Ali Göreçkin'le mi evlendi? Ömer? Mavi. Merhaba. Seni görmeyi beklemiyordum. İyi misin? İyiyim. Sen? İyiyim. Ne yapıyorsun burada? Ömer'in tayini çıkmış buraya kızım. Metin'in okulunda öğretmenlik yapacağımış. Öyle mi? Çok sevindim. Mavi. Bizi tanıştırmayacak mısın? Ben şaşkınlıktan atlamışım Ali. Bu Ömer. Çocukluk arkadaşım. Memnun oldum. Ben Ali Göreçki. Mavi'nin eşi. Ben Ahmet abiyi çok severdim. Benim abim gibiydi yani. O yüzden kusura bakma ama onun katilinin elini sıkmayacağım. Sen böyle yaptın, iyi mi oldu? Hı? Yapma böyle, bak. Bu çocuk hapse girmiş, cezasını çekmiş. Mavi'yle birbirlerini sevmişler, evlenmişler. E bize ne ama, değil mi? Ali, oğlum, bu Ömer var ya, benim Ahmet'imi pek severdi. Hep peşinden gezinirdi. Vallahi bunlar Mavi'yle küçücüklerdi, bebeydiler. Beraber büyüdüler, biliyor musun? Şimdi Ömer seni bilmediğinden, tanımadığından öyle dedi yavrum. Yoksa senin iyiliğini, dürüstlüğünü bileydi eğer. Yani gerçekten... Hasibe anne, tamam. Önemli değil. Neyse, ben gideyim artık. İyi geceler. Bak vallahi senden iyi olmasın. Bu Ömer çok düzgün bir çocuktur. Ya yani niye böyle bir dangalaklık yaptı vallahi bilemedim. Neyse burada çok soğuk ya. Haydi üşümeyin siz girin içeri. Hadi anne. Hadi anne. Burası mı? Aha burası. Nerede şimdi bu sigorta kutusu olacak ya? Onu göster bakayım. Şurada duvarın arkasında.
şurada. Ha. Tam tahmin ettiğim gibi. Sigorta atmış. Eh be kızım ya. İnsan bir akıl eder de şuraya bakar. Beni buraya kadar niye getirttin? Kız. Yoksa senin aklında başka bir şey mi var? Biraz muhabbet ederiz diye düşündüm İsmet. Fena mı oldu yani? Bak ya. Tahmin de etmiştim ama. Çok da şey etmeyelim de şimdi annenler falan gelir, yanlış anlaşılmayalım. Yok. Onlar düğündeler dedim ya. Bir kahve içersin, gidersin sonra. Allah ya. Aç çabuk. Eyvah, annemler geldi. Eyvahlar olsun. İsmet, basıldık. Ne basıldık kız? Eyvah. Ne yaptık da basıldık? Allah Allah. Eyvah. Güzel. Deli misin kızım? Açsana kapıyı. Esas şimdi yanlış anlayacaklar. Sakın ha. Eğer babamlar bizi burada basarlarsa gerçekten gebertirler. Hadi ben kızlarıyım, sadece dayakla kurtulurum. Ama seni yemin ediyorum öldürürler. Ya dur kızım, sen çekil, ben bir açayım, izah ederim ya. İsmet, salak olma. Abim ya babamın nasıl psikopat olduklarını bilmiyor musun? Bizi burada basarlarsa seni delik deşik ederler. Allah Allah, sen bana bırak, bir çekil. İsmet yapma! Ne? Yapma İsmet! Ne? Gülizar, iyi misin kızım? İsmet yapma! Ne diyorsun kız? Gülizar! Yapma! Sana bir manyak mısın? İsmet ne olur. Gülizar. Yapma ne olur ya, Allah aşkına yapma. Ne diyorsun Gülizar? Allah aşkına yapma ne olursa. Gülizar. Gülizar. Yapma ne olursun. İsmet. Puh, ırz düşmanı seni. Kazım, Yaşar gelin buradalar. Seni ırz düşmanı seni. Seni namussuz ırz düşmanı. Ya, ne yapıyordun kızıma ha? Ya Emine teyze, vallahi bir şey yapmıyordum ya. Yemin ederim, dur bak bir anlatayım. Neyi anlatacaksın lan, neyi anlatacaksın? Her şey ortada, meydanda. Allah boyun posun devrilsin değil mi? Ya. Namussuz ahlaksız! Ya Emine teyze, bak bir dur, bir vurma ya. Gülizar bir şey desene. Gülizar! Gülizar! Gülizar kızım! Eyvah! Babamlar geliyor. İsmet, babamlar seni burada görürlerse öldürürler. Şuradan kaç! Nereye anne, kaçıyor? Dur. Nereye kaçıyor? Ne iş var burada? Gülizar'ın namusuna göz koymuş. Ne? Gel lan buraya namussuz. Kaçma lan. Şerefsiz. Kaçma lan. Lan o. Neredesin lan? Nereye kaçtın? Dur Yaşar. Atma. Yürü. Yardıma koştuk, başımıza gelene bak ya. Kaçma lan. Yaşar, heh. Nereye kayboldu bu? Görüyorum baba, önümde. Kaçma lan. Yakala. Koş oğlum İsmet. Yakalarlarsa parçalarlar lan. Kaçma lan. Lan dur. Ulan Yaşar, topallayan adamı yakalayamadım. Dur lan. Bunca zaman sonra çıkıp gelmişim bak. Ha, bağrımıza basmışız seni, hoş geldin demişiz. Ya sen neyin dafrasını yapıyorsun be oğlum? Hak et yani. Ali de çok bozuldu. Aa, böyle eli havada kaldı çocuğun. Kız bozulmaz mı? Vallahi Allah'tan Ali beyefendi bir çocuk da gık demedi ha. Hay ölen benim oğlum, senin kocan. Biz Ali'yi affetmişiz. Sana ne oluyor? Gerçi o iyi bir çocuktur da. Niye öyle yaptı ben anlamadım vallahi. Ya ben bu Ömer'i hiç hatırlamıyorum anne ya. Annem nereden hatırlayacaksın? Sen daha bebeydin onlar İstanbul'a gittiğinde. Sonradan İstanbul'da ablanla görüşmüşler bayağı. Ben teyzenden alıyordum haberini. Kız ana. Anam. Bu Ömer. Maviye yanık olmasın kız. Pek bir değişik bakıyordu bak oğlan. Şimdi sen böyle İstanbul'da görüşmüşler falan deyince benim bir aklıma yattı bak. Mavi'yi seviyor olmasın kız. Ali'yi de kıskandığı için test davlandı.
Yok canım. Aa, olur mu hiç öyle şey? O kızım onlar eski arkadaş, çocukluk arkadaş. Hayatta olmaz öyle bir şey. O şey işte, Ahmet'i pek seviyordu ya. Ondan öyle yaptı Zarya. Kendi de dedi ya zaten. Yok tabii, olamaz başka bir şey. Arkadaşına kızmadım. Eğer onu düşünüyorsan. Onun gözünden bakınca haklı da olabilir. Belki ben de olsam aynı tepkiyi verirdim. Haklı tabii. Ömer'in gözlerindeki nefreti görünce kendimden nefret ettim. Benim ne işim var burada Ali? Seninle benim aramda abimin ölüsü yatıyor. Biz her ne kadar unutmaya çalışsak da gerçekler değişmiyor işte. Biri geliyor, tokat gibi yüzüne çarpıyor. Allah! Kızım Fatma, gene korkuttun beni ya. Senin de sensörün var nedir? Her avluya çıktığımda karşıma dikeliyorsun. Yolumu kesiyorsun ya. He, kesiyorum. Şimdi de seni keseceğim Cemal. Fatma, ne yapıyorsun ya? Bu bıçak ne? Çakal avına çıktım Cemal. Malum burada senden hala çakal yok. Son sözlerini söyle bakalım Çakal Efendi. Son sözlerim mi? Kızım, ne diyorsun sen? Öldüreceksin beni Fatma. Hem de ben seni bu kadar severken. Kıyabilecek misin bana gülüm? Sakın bana gülüm deme. Beni kandırırsın ha. Hani Safiye ile aranda hiçbir münasebet kalmadıydı? Hani Safiye senin için bir Seyfi dayıydı? Vallahi öyle. Bak emin olsun öyle. Getir kitaba el basayım ya. Bırak. Çarpılacaksın şimdi. Safiye kendi kendine mi hamile kaldı? Yok. Tam öyle değil de. Ya bir dinle Fatma. Bak bu olayın mağduru benim. Yemin olsun benim, bak Safiye benim tuzağa düşürdü. Ben bir gece eve çok sarhoş geldiydim. Ne oldu mu? Doğru düzgün hatırlamıyorum bile ya. O sırada olan olmuş işte. Yani dilimde varmıyor demeye ama. Karın benden faydalanmış Fatma. Palavra sıkma lan. Aa, seni burada çevgire çeviriyorum ama. Yapmayacağım. Senin yüzünden hapislere düşüp oğlumun anasız kalmasını istemiyorum. Hiç umursamadığın oğluna dua et. Ben artık iyice emin oldum ya. Benim ölümüm bir karının elinden olacak.